Arkadaşlar, tekrardan herkese merhabalar. Yeni bir araç, yeni bir sürüş, yeni bir POV sizlerle. Aracımız gördüğünüz gibi Kacar. Bu şekilde. İçin arkasını falan size göstereyim şöyle bir. Geniş, sunrooflu, 10 numara bir araç. İlerleyen zamanlarda ben size böyle satılan araba bulursa temiz dört dörtlük onları da göstereceğim. Anahtarı bu şekilde. Uzaklaşınca hemen kilitliyor kendini. Eller serbest var. Yaklaşınca düğmeyle açabiliyorsun. İçi bu şekilde. Start tuşu var. Bu şekilde çalışıyor. Display yalnız diyor. Bir de sürüşüne, çekişine, konforuna bakalım. Kendimizi de takalım. Bu araçta 3 tane motor tipi var. 1.6 benzinli. Özür dilerim, 1.6 benzin değil. 1.6 dizel. 1.5 dizel. Bir de benzinli turbolu motoru var. En çok tutulan ve en çok piyasada olan 1.5, hem bakımı hesaplı hem de çok var. Her arabada 1.5 var aşağı yukarı. 1.6'da var ama 1.6 ona nazaran biraz az. 1.6'nın performansı 1.5'e göre daha iyi. Benzinin performansı bir tık düşük. En az tutulan benzinli. Sunrooflusu var. Sunroofsuzu var. İşte şerit takibi olan var, olmayan var. Otomatik park olan var, olmayan var. Navigasyon ekranı olan var, olmayan var. Özellik çok fazla. İstediğiniz özelliği sıfır alırken koyduruyorsunuz, istediğinizi koydurmuyorsunuz falan. Jant ebat özellikleri falan. Çekiş olarak baktığımız zaman bunda çok afaki derecede yüksek bir çekiş yok. Fakat tatmin edici bir gidişi var. İyi. Yol tutuşu falan 10 numara. Süspansiyonu gene veriyorum şimdi. Bazı paketlerde şu ekran renklerini falan değiştirebiliyorsunuz. İsteğiniz renk ayarlayabiliyorsunuz. Hatta ekranın ibrelerini de değiştirebiliyorsunuz. Görünümünü değiştirebiliyorsunuz. Elimden geldiği kadar size POV araç videoları çekeceğim. Çünkü hem zevkli oluyor hem de sizin bilgilenmeniz açısından. Yeni araba alacaklar, yeni marka model tercih edecekler için deneyim olur diye düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda daha detaylı araçların tüm özellikleriyle beraber çekeceğim videoları. Şu anda hani o kadar fazla hem ekipman yok hem süre yok. 5'er dakikalık, 6'şer dakikalık videolar şeklinde yapıyorum ben size. İlerleyen zamanlarda ailemiz kalabalıklaştıkça, her geçen gün artan abone sayımız, burada sizin de çok desteğiniz var. Herkese şimdiden buradan teşekkür ediyorum ben. Konuyla alakalı desteği olanlara. Çok soru soruyorsunuz. Elimden geldiği kadar soruları cevaplamaya çalışıyorum. Genelde arıza soruları. İnsanların işini iyi yapan insanlara ihtiyacı var. Derdini anlatıyorlar. Dinliyorum. Cevap veriyorum. Sorununu anlatıyorlar. Dinliyorum. Cevap veriyorum. Elimden geldiği kadar. Araçlarla alakalı. Günümüzde araçlar artık insanların olmazsa olmazı. En düşük bütçeli, en düşük gelirli insanın bile altında bir araba var. Örneğin şu önde giden araba artık, yani ben arabayı, şimdi insanı kötülemiyorum da, bütçesinin yettiği kadar arabaya biniyor. Vatandaş
vatandaşın bile arabası var. Yani şu vatandaşın arabası var mesela. Örneğin bir ağrısı oluyor. Onu bile düzeltemiyorlar. O bile YouTube'dan medet umuyor. Arıyor, bakıyor, videolara izliyor işte. Benim şöyle bir arızam var diye yazıyor oraya. Ona istinaden onunla alakalı, onunla ilişkili videolar çıkıyor karşısına. Eğer evet onun arızası alakalı bir videoysa izliyor, düzeltiyor. Düzeltmeye çalışıyor. Günümüzde yani Şahin'i Doğan'ı yapamayan adam bile var neredeyse. Çünkü artık usta yetişmiyor. Ustalar 2 sene, 3 sene, 5 sene ise çalışıyor. Daha eli anahtara alışmadan, ısınmadan paranın kokusunu alır almaz dükkan açmaya çalışıyor. Bu da tabii haliyle insanlar bunun ustalık olmadığını bilmiyor. Ne oluyor? Arabayı götürüyor. Usta benim arabamda şu problem var. Bakar mısın? Ne bakarız abi, getir abi. Yapıyor arabayı, veriyor. Daha doğrusu yapmıyor arabayı. Yapıyorum zannediyor yani. Veriyor. Kaç lira borcum? 500. Al 500. Çıkıyor adam. Teste gidiyor geliyor. Bakıyor ki araba aynı. Düzelmemiş. Ya da işte bir hafta sonra bakıyor. Araba aynı, düzelmemiş. Verdiği para boşa gitti. Gidip ustadan parayı isteyemiyor. Gidip yine medet umuyor. Böyle yazanlar da çok. Detaylıca ben size konuşacağım Allah izin verirse. Herkesin derdini dinleyeceğim bu konularla alakalı. Canlı yayın bir ara yaparız. Ne zaman derseniz mesela alta yorumlara yazabilirsiniz. Müsait olduğunuz bir zamanda böyle bir istişare edilir. Tüm takipçilerle en çok takipçinin olduğu bir zamana denk getirir. Güzel bir sohbet ederiz. Arabalarla alakalı sorularınızı teker teker elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Bu işi çok sevdiğim için insanlar da arabalarına binerken zevk alsınlar istiyorum. Güzel güzel binsinler. Sonuç itibariyle herkesin arabasına, güzel arabaya güzel şekilde binmeye hakkı var. Herkes de hakkını kullansın. Kötü arabaya bile binse iyi bir şekilde tad alarak binmeyi istiyor insan. Bu da nereden geçiyor? Ustanın elinden geçiyor. Eğer bir arıza varsa müşteriyi tatlı şekilde arabaya bindirmek. Dediğim gibi ben size bu konularda sonuna kadar yardımcı olmaya çalışacağım her zaman. Fobun da sonuna geldik arkadaşlar. Farkındayım, videolar biraz kalitesiz oluyor ama idare edin. Her gün geçtikçe daha da iyileşecek. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.